gücünün yettiği kadar, nefesinin yettiği kadar yazana, yazanlara hizmet eden değerli Cumhurbaşkanımız bugün bu nöbeti yine sizlerin içerisinden çıkan ve çok değerli bir insan olan Nevzat Başkanımıza yeni bir başlangıç yapmak üzere, Bismillah deyip yeni bir sayfa açmak üzere teslim ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır diye yola çıktık. Mutlaka ki üzerine koyarak artık köyler de hizmet alanına girdiğine göre, mahallemiz olduğuna göre yükü de bir kat daha, belki beş kat daha artmış oluyor. Bu bilinçle hareket edeceğini ben biliyorum. Ve mutlak, kendisinin de ifade ettiği gibi AK Parti belediyeciliğin şiarıdır. Hizmette öncelik, adalet, katılımcılık, çevreye duyarlılık bizim AK Belediyeciliğin olmazsa olmazlarındandır. Başkanım da bunu görev yaptığı süre içerisinde en iyi sergileyecektir. Birileri hata yapmayı bekler, birileri ayağına taş koymayı bekler, birileri hizmet yapılmasın diye bekler. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki Nevzat Başkanımız tıpkı Ali Başkan gibi 24 saat gecesini gündüzüne katarak bu hizmet kervanının yürümesine vesile olacak. Sizler de dualarınızla, bizler de dualarımızla, gözlerimize düşen neyse destekleyerek yazı anamızı çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Çünkü Büyükşehir'le beraber yazı anda da bir atak yapmak istiyoruz. Bir, bu projelerimizi, size daha önce seçim vaadi olarak sunduğu projeleri ve onun da üzerine koyacak, geliştirecek projelerle biz yazanı hep birlikte kalkındırmak istiyoruz. Çünkü yazanın, biz biliyoruz ki 126 milyon lira buraya bir yatırım yaptık. Nedir o? Sulama kanalları ve sistemleriyle, Boztepe Barajı ile. Artık susuz arazilerimiz de sulanacak. Durum biraz daha, ekonomik durum daha iyi olacak. Belki en önemli problemi içme suyu ile ilgili bugünden itibaren çalışmalarına başlatacak. Velhasıl Nevzat Başkan'ın işi zor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben bugüne kadar gerek meclislerimizde görev yapan, gerekse bundan önce görev yapan belde belediyelerimizde dahil olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, yönetimlerimize, yazanlara teşekkür ediyorum. Başkanımın da yolu açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Evet, değerli il başkanım, çok kıymetli il genel meclis başkanım, değerli belediye başkanlarım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, teşkilatımızın değerli üyeleri, Yazıhan ilçe başkanım, değerli muhtarlarım ve Yazıhan'ın yiğit insanları, hepinize saygılarımı sunuyorum ve öncelikle şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Seçimleri çok zorlu bir zaman diliminde gündeme geldi ve herkes çok farklı bir telden türkü söyledi. Herkes bir şantajı, bir montajı illere, beldelere, ilçelere uygulamaya çalıştılar. Türkiye'de Sayın Başbakanımızın üzerinde oynanan oyunları herkes çok net bir şekilde gördü. Ve bunu gören en güzel ilçelerimizden biri de Yazıhan oldu. Ben öncelikle Yazıhan'ın 10 yıldır belediye başkanlığını yapan Sayın Ali Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve çok güzel hizmetler yaptı ve uyumlu tavrı ve hizmete dönük tavrıyla da herkesin takdirini topladı. Ben hasreten kendisine teşekkür ediyorum. Ve özel teşekkürümün en önemli gerekçesi de davasına sahip çıkıp, ben aday olmasam gerisi tufan bütünleşmek kapılmadan Nevzat Öztürk başkanımızın yanında yer alarak bu sürece çok ciddi emek sarf etti. Ve bütün teşkilat mensuplarıma, Veysel Başkan'ın başta olmak üzere hepsine hasreten teşekkür ediyorum. En yakın rakibimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki kat fark attı Yazıhan. Diğer ilçelerde, bazı yerlerde 6 kat, bazı yerlerde 5 kat, bazı yerlerde 4 kat. Bazı yerlerde 3 kat farklar atıldı. Bu farklar milletimizin AK Parti'ye gösterdiği teveccühün, aynı zamanda o bölgedeki aday olan arkadaşımıza gösterilen teveccühün göstergesiydi. Yazıhan'la alakalı çok söz söylendi.
Hepsini biz unutuyoruz. Bugün yeni, temiz, bembeyaz bir sayfayla Nevzat Öztürk göreve başlayacak inşallah. Devir tesliminde olmak bizim için de çok büyük bir onur. Nevzat Öztürk Malatya için çok önemli bir değer. Bu değeri biz Yazıhan'a verdik. Haberiniz olsun. O Malatya için çok kıymetli bir abimizdi. Sivil toplum örgütlerinin başıydı. Ben onu şöyle tarif ediyorum. O hem ağa hem maraba. Kapısını hiç çalmadan girebileceğiniz ender insanlardan biri. Ve işiyle, gücüyle, tecrübesiyle de Yazıhan'ı Ali Başkan'ın bıraktığı yerden çok daha güzel yerlere taşıyacağını olan inancım tamdır. Şimdi girişte gelirken il başkanıma hemen söyledim. Hemen ilk yapılacak işlerden bir tanesi TOKİ'yi getirmek ve kentsel dönüşümü Yazıhan'a yapmaktır bence. Başkanım bunu yapacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz de üstümüze düşeni yapacağız. Ama sizin de bu TOKİ ile ilgili olarak talep örgütlenmesinde başkanıma destek olmanız lazım. Boztepe Barajı muhteşem bir şey oldu. Devam ediyor. Daha çok icraatlar anlatacağız. Daha çok hizmetler anlatacağız. Ama bugün sözün bittiği ve değerli belediye başkanımın görevine yeni başlayacağı, milletin sözünü söylediği gündür. Bir kez daha hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor. Vallahi... Teşekkür ederiz. Evet. Yukarıya arkadaşlar. Nevzat Bey'in...